Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yunus Dalgıç. Bir video ile daha karşınızdayım. Biliyorsunuz Türkiye bir seçime gidecek. Benim de elimde şöyle bir seçim pusulası var. Tabii bu sahte. Ben bunu print yaptım, kendim çıkarttım. Zarf var, bir tane de kalem var. Buradaki Londra'da yaşayan insanlara bu partilerden bir tanesini seçmelerini isteyeceğiz. Neye göre seçecekler? Tabii ki renklerine, isimlerine ya da nasıl göründüklerine göre seçecekler. Zarfa koyacaklar. Oy kullandıktan sonra zarflarını bütün oyların biriktiği bir poşete atacaklar ve biz de videonun sonunda kimin hangi partiye oy verdiğini göreceğiz. Eğer hazırsanız tabii ki videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve Londralılara sormamı istediğiniz sorular varsa yoruma yazmayı unutmayın. Ve hazırsanız videoya geçiyoruz. Ve have you seen that symbol before or just randomly? No, there were two that I really liked. Arkadaşlar ilk oy Londra'da ilk oy kullanıldı. Yabancılar ilk oyu kullandı. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Vote for the right person. Right. So there is the symbols of parties. Have you seen any of them before? No. None of them? No. I'm gonna give the pen as well. This one. Okay. An okay. Envelope. Blop, 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 blop. Don't show the camera. Ready? Yeah. Yeah, that's one that I like straight away. Okay, okay. Which one do you like? I like this. Yeah! 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 That's the one I like! We picked some crazy ones. I don't know what we picked. Official, yeah. You know? Yeah. Let's do it the proper dun, way. Dun, 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 there you go. That's fine. So you, yeah. I didn't know that. Benim gibi mektup cahil olan arkadaşlara bir şey öğreteceğim şimdi. Ben de kendisine öğrendim. Bak mektup böyle ya. Bunu böyle açıyorsunuz. Bunu da böyle kapatınca birbirine yapışıyor. Ah. Beyin bedava. Beyin bedava. Beyin bedava. Do you have any Turkish friends? No. That's nice. So I'm your first Turkish friend. Yeah, so we are friends. Yeah, we are friends now. We are friends. Can everyone say hi to my friend? So don't show the camera to your right reporter. Şu an oylama tüm hızıyla devam ediyor. Bakma. Go on, go on, go on. Abi herkes biliyor ya. I didn't know that. There's a one lady that teach me that when you open it. Herkes biliyor İngiltere'de. Okay, so. Inside? Who inside? Halk seçimini yapıyor arkadaşlar. Abi herkes biliyor ya bu mektup. Ben bir gerizekalık almışım, öğrenememişim. Sen ne gerizekalısın ya? Just me, you and no one else. Evet arkadaşlar, şu anda oylama işlemi bitti. Gördüğünüz üzere zarflar, oylar zarfların içerisinde. 9. notelimiz Argun'dan şu anda ben mührü basmak için büyük zarfı alacağım. Argun zarfı alayım. Evet arkadaşlar, şu an seri numarasını gösteriyorum. G4. Yanlış olmasın. Bunu zarfımızın içine koyuyoruz. Bakın sizin gözünüz önünde kapatıyorum. Evet, şu an zarflar ve oylar sayım yapılmak üzere İngiltere'nin Londra'da bulunan YouTube Space binasında sayım gerçekleştirilecek. Eğer hazırsanız YouTube Space'e geçelim. Arkadaşlar tekrar sizlerle birlikteyiz. İngiltere'de bulunan YouTube Space binasına oylar benle birlikte 9. noterimiz Argun gözetiminde binaya getirildi. Şu an sizlerin huzurunda referans 4, hemen onu da belirtelim. Oyları açmaya başlayacağız. Çubuğunda var, oy açma çubuğunda. Argun
Hiçbir şair ve hiçbir şey gözetmeksizin oylarımızın hepsi burada. Şöyle. Eğer hazırsak oyları açmaya, zarfları açmaya başlıyorum. Evet, sürpriz bir aday ve MHP. İlk oy MHP. İkinci zarfını da açıyoruz hemen hızlıca. Evet sevgili izleyenler, şu anda ikinci zarfımız Vatan Partisi. Wow, da farklı bir parti geldi. İyi Parti. CHP geldi. Şu an baktığınız üzere bir Vatan Partisi, bir MHP, bir İyi Parti ve bir CHP. Argın sen mi yaladın bunları? Sen mi söyledin adamlara böyle yalasın bunları? Ciddi bir çekişme gerçekten. AK Parti. Bakalım İngilizler, Londra'da yaşayanlar. Kimi seçmişler? AK Parti geldi, ikinci oy. AK Parti. Üçüncü AK Parti geldi. Evet. Londralılar bayağı bir AK Parti'ye şu an oy vermiş durumdalar. Seni de milletvekili yaptırayım mı? Ne güzel olmuş. Korumaların olur. Güzel hayat yaşarsın. HDP. İyi Parti. HDP. Son 3 oy. Yüzeleriyle birlikte verelim Argun Bey lütfen montajda. HDP. Biraz heyecan vereyim mi? Açtım. İyi Parti bir oy daha aldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere İngilizler sanırım böyle bir güneş tarzı bir şeye bayağı hoşlarına gidiyor. Tabii İngiltere'de, Londra'da güneş olmadığı için herhalde öyle düşündüler diye tahmin ediyorum. Ve son oyumuz. Şu an 3 İyi Parti oldu yanlış biliyorsam. Bu oy kime çıkarsa bu oy kader oyu arkadaşlar. Şu anda bu oyun sahibi Londra'daki seçimleri kazanmış olacak. Açıyorum. İyi Parti. İyi Parti 4. oyunu aldı arkadaşlar ve seçim sonuçlarında İngilizlerin daha çok dikkatini çekmiş oy pusulasında. Nedenini birazdan göreceksiniz zaten, açıklamalarını yaptılar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendimize böyle mizansen yaptık. 24 Haziran seçimleri hepimiz için en güzeliyle inşallah sonuçlanır. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı, Londralılara sormam istediğiniz soruları da yorum yazmayı unutmayın. Ha, bu arada hazır YouTube Space'deyken hatırlatmasını da yapalım. İngiltere'nin YouTube Space, YouTube binasında Space Talk adlı talk show'umuza başladık. Efsane konuklar var. Onu da hemen linkini buraya bırakıyorum. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nature element of the tree and the logo and everything that represents. I thought that was nice. Sunshine. Like the symbol, sunshine. Okay. Yeah, I chose that party because, you know, there's a star in the middle and, you know, I'm an African, you know, I'm from the Ghana and, you know, I represent the black star, so yeah. Well, the symbols on the, actually, the flag on the party, it seems something more of what I'm related to, which is seems more nature. It was on the left-hand side of the paper. Just because I like the symbol, it was the best looking symbol out of all of them. Explain the symbol. It was a sun. Chose the sun, because it's, you're in the UK and it's a cheery thing, so... You've got a logo with the sun on. Okay, because there was a lamp on it, and it means that, well, that symbol to me means that
new ideas? I thought the colours were good. It was quite... it was red and white, and it was quite simple. Well, it had sort of trees, so I thought maybe they might have like an environmental agenda. I chose it because it was the only party symbol that seemed to represent something new. Okay. Was, I think it was quite like an ordered symbol. There was a, I think it was like a star or maybe a crescent, and it just looked professional. Perché la luna è lecture? Muy bonita y ya está. Arkadaşlar, çünkü sembolünü çok sevmiş. Bu yüzden dolayı seçtiğini söylüyor.